bizi seçmezseniz size hizmet gelmez diyen Erdoğan var. Öbür yanda bize vermezseniz oyunuzu AKP gelir diye korkutan muhalefet var. Birisi tehdit ediyor, birisi korku salıyor. Bir de bunların içinde YSK var. Millete seçenek bırakmayan bir YSK. Seçimlerin anayasaya, yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacak olan kurum YSK'dır. Yani YSK'ya güvenmekten başka bir şansımız kalmadı. Fakat bu ülkede tuz koktuğu için YSK'da farklı farklı kararlar alıyor. Örneğin Tarsus'ta farklı karar alıyor, Mezitli'de farklı karar alıyor, Dikili'de farklı karar alıyor, Güzelbahçe'de farklı karar alıyor. İl Seçim Kurulu başka bir şey söylüyor, İlçe Seçim Kurulu başka bir şey söylüyor, YSK başka bir şey söylüyor. İlçe Seçim Kurulu'ndaki hakim ve iki memur üye olabilirsin diyor, İl Seçim Kurulu olamazsın diyor. Sayın hakimlere şunu hatırlatıyorum. Siyaseti bilmeden kararlar veriyorsunuz. Merkez yoklamasında şöyle mi yapmışlar? 5 aday adayı var. 5'ini getirmişler parti meclisine. 5'ini de oylamışlar. Böyle mi yapmışlar? Hayır. Tek bir kişinin ismini getiriyorlar oraya. Diğerlerini asla adını bile anmıyorlar. O bir kişinin ismini oylatıp geçiriyorlar. Yani sahtekarlık yapıyor siyasi partiler Türkiye'de. Sayın yargıçlar da bu sahtekarlığa alet oluyorlar. Bu doğru değildir. Bir kişi partiden istifa etmişse aday adaylığından da çekilmiş demektir. Yani hangi hakla kişilerin seçime girmesini engelliyorsunuz? Polatlı'nın CHP adayı MHP'liydi, MHP'li belediye başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? Peki CHP'nin Keçiören belediye başkan adayı İYİ Parti'nin il başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? İYİ Parti'den, AKP'den, MHP'den ne kadar adam varsa hepsini alıp aday yaptınız. Hepsini Yeni Mahalle hariç, Yeni Mahalle hariç, Mamak hariç hiçbir adayınız CHP'li değil. İYİ Partili, MHP'li. Bunlara aday yaptınız ama Memleket Partisi'nden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz. Bunların adaylıklarını iptal ettiriyorsunuz. Yargı siyasetin tam göbeğindedir. YSK bu seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını artık göstermiştir. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Buralarda seçime gireceğiz, bunu göreceksiniz. Ama yargının, YSK'nın bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum.